Sonuçlar nasıl ilan edilir? Oyların sayımı ve cetvellere sonuçların geçirilmesi tamamlanınca, sandık kurulu başkanı bu sonuçları yüksek sesle ilan eder. Sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan sonra, oy kullanan seçmen sayısının, kullanılan geçerli ve geçersiz oyların toplamına eşit olması gerekir. Sonra sandık sonuç tutanağı tamamlanır, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Sandık çevresinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Sandık sonuç tutanağı düzenlendikten sonra her bir müşahit için birer tane örneği hazırlanır. Sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra gözlemcilere dağıtılır. Dikkat. Gözlemcimiz sandık kurulu başkanına ıslak imzalı bir tutanak istediğini sayım bittiğinde bildirmelidir ve kendisine verilen tutanak örneğinin ıslak imzalı ve mühürlü olmasına dikkat etmelidir. Bu tutanak ıslak imzalı ve mühürlü olmazsa ispat gücü ve hükmü de yoktur. Islak imzalı tutanak alınamaması durumunda sandık çevresine asılacak tutanağın fotoğrafının çekilip oy ve ötesi iletişim adresine gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.